Başkanım, öncelikle Sivas'a yatırımlarınızdan bahsederseniz neler var projelerinizde? Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Sivas, Anadolu'nun merkezinde medeniyetlerin birleştiği bir şehirdir. Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı eyalet merkezi olmuş ve Cumhuriyet'in kuruluşuna ev sahipliği yapmış ve 108 gün boyunca devletimizin ilk başkenti olmuş desek yeridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 108 gün Sivas'ta ev sahipliği yaparak Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin başlangıcını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir şehirdeyiz şu anda. Şehrimizin yerleşik bir kültürü ve şehir hayatı mevcuttur. Biz de göreve geldiğimiz andan itibaren bu güzel şehri daha nasıl güzelleştiririz? Bu şehirde yaşayan her bir insanımızın mutluluğunu daha nasıl artırırız? Ekonomik olarak, sosyal yönden, kültürel yönden Sivas'ı bir üst kategoriye nasıl çıkarırız? Hep bunun mücadelesini verdik. Amacımız, derdimiz, davamız, mücadelemiz de budur. Şimdi belediyecilik aslında şehrin her noktasını, her yerini ve her hizmet biriminin içerisinde olması gereken bir kurumdur. Biz belediyeciliği şöyle görüyoruz, vücuttaki kılcal damarlar gibi görüyoruz. Nasıl ki vücudun çalışmasını, kılcal damarlar vücudun her noktasına kan götürerek vücudu diri tutarsa belediyecilik de öyledir. Belediyeciliğin olmadığı alan, belediyeciliğin olmadığı yer, belediyenin olmadığı sektör aslında uyuşmuş şehirde yok gibi bir yer olur. Dolayısıyla biz şehrin ihtiyacı olan her noktadayız ve her yerdeyiz. Normal kanunun bize verdiği yetkiler dahilindeki görevlerimizi yapmak bizim zaten asli görevimizdir. Onun dışında şehrin ihtiyacı olan her alanda, eğitiminden, sağlığından, tarımından, turizminden eğer bir ihtiyaç varsa biz belediye olarak ya çözeceğiz ya çözdüreceğiz. Ya çözüm makamı olacağız ya da o sorunun çözülmesi noktasında ilgili kurumlar nezdinde süreci takip edeceğiz. Belediyeciliğe bakış açımızı bunun için özellikle anlattım normal bir belediyecilik projelerinden başlamadan önce. Bizim belediye olarak da seçim dönemi hemşerilerimizden gelen talep, beklenti ve öneriler doğrultusunda projelerimizi hazırlamıştık. Bunları göreve geldikten sonra da önceliklerini tekrar gözden geçirerek, çünkü kamu bütçesi kullanıyoruz. Milletimize emanet ettiği Beytülmal'la hizmet ediyoruz. Dolayısıyla projenin rantabl olması gerekiyor. Projenin bütçesinin uygun olması gerekiyor. Ve projenin insan merkezli ve geri dönüşünün çok çok iyi olması gerekiyor. Bunu böyle planlayarak yaptık. Altyapı çalışmaları kesintisiz devam ediyor zaten. Şehri gezdiyseniz görürsünüz. Şehrin birçok noktasında altyapı çalışmalarımız var. Yağmur suyu çalışmalarımız var, kanal hatlarımız var. Bunları biz zaten yapmamız gereken rutin görev olarak görüyoruz artık. 21. yüzyılda bunları sorunun varlığı dahi konuşmak doğru değil. Bunun dışında kültürel çalışmalarımız, gençlerimize, kadınlarımıza, hemşerilerimize yönelik kültürel çalışmalar noktasında gençlik merkezleri, spor merkezleri, kütüphaneler, hanımlar kültür merkezleri bir kısmının inşaatı devam ediyoruz. Bir kısmını bitirdik. Bir kısmı hizmet alma aşamasında. Bunları hızlı şekilde yürütüyoruz. Gençlik çalışmalarını çok çok önemsiyoruz. Bu noktada gençlerimize ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Türkiye genç bir nüfusa sahip, genç nüfusa sahip bir ülke. Dolayısıyla gençlerin yarın yöneteceği Türkiye'nin güçlü olabilmesi için gençlerin kendilerini özgüveni hisseden, ayağı yere basan, sağlam karakterli iyi bir genç, milli ve manevi değerliğe haiz bir genç olarak yetiştirmemiz, onlara bu noktada bir yol açmamız gerekiyor. Bu noktada gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, gerek Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle, gerekse üniversitemizle yapmış olduğumuz ortak projelerde gençlik merkezli birçok kültürel projeyi birer birer hayata geçiriyoruz. Ve bunları yaparken de ben yaptım olduğu mantığıyla değil, gençler ne istiyorsa, hangi proje daha faydalı olacaksa onu yapıyoruz. Şehrin ulaşımının uzun vadede sorun olmaması için şehrin ulaşım sorununu çözmek üzere birçok farklı bölgede farklı yol, alt geçit, üst geçit çalışmalarımız var. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı tamamlanmak üzere. Bir kısmı proje aşamasında. İnşallah tamamlandığı zaman şehir uzun yıllar ulaşım sorununu yaşamamış olacak. Yine şehrin park bahçe noktasında yeşil dokuya sahip olma noktasında, şehri daha da yeşil hale getirme noktasında şehrin gerek bölge parkları, gerek mesir alanları zaten yapıyoruz. Millet bahçeleri, birinciyi bitirdik, ikinciyi yapıyoruz. Dördüncü millet bahçesinde yapım aşamasındayız. Birinci hizmette, ikinci millet bahçemiz hizmette, üçüncüsünü
Eylül sonu gibi açıyoruz. Dördüncü millet bahçemizde inşallah bu yıl içerisinde ihalesini yapıp şehrin en güzel bölgesine güzel bir millet bahçesi yapacağız. Çevreye saygılı, çevreye duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla hem şehri yeşillendirme, hem yeşil dokuyu artırma, hem yeşili koruma, hem de sıfır atığı yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir çevre noktasında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sıfır atığı önemsiyoruz. O noktada şehrimizin çöpünden elektrik üreten belediyelerden bir tanesiyiz. Yaklaşık 30 bin hane konutun elektriğini üretecek kapasitede bir enerji santralimiz var. Çöpten geri dönüşümden enerji üreten. Bu yetmez dedik sıfır atık kapsamında. Enerji üretiminden ortaya çıkacak o ısıdan da 100 kişinin istihdam edileceği yaklaşık bugünkü rakamlarla 80 milyon TL tutarında özel sektör eliyle bir sera projemiz var. Bu çok çok önemli ki Türkiye'de ilk olacak cam sera projesi. Bu cidden müthiş bir proje. Çöpten elektrik üretiyoruz. Elektrik üretiminden ortaya çıkan enerjiden de sera yapacağız. Yaklaşık 100 kişi istihdam edilecek ve 80 milyonluk bir yatırım. Toparlayacak olursak şehrin hangi bölgesinde ne ihtiyaç varsa onu hizmete geçiriyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz alan Türkiye'nin hatta dünyanın en güzel tarihi kent meydanlarından bir tanesi. Adeta açık hava müzesi. Meydanımızı güzelleştirmek, daha da büyütmek adına inşaatlarımız devam ediyor. Şehrin turizm noktasında ciddi bir tanıtıma ihtiyacımız var. Bunu özelleştiri olarak söylüyorum. Birçok artı değerimiz var ama tanıtım noktasında maalesef yeterli bir noktada değiliz. Bunu çözmek adına da farklı çalışmalarımız var. Şehre gelenlerin vakit geçirebileceği ve şehre gelme bahanesi oluşturacak müzelerimiz var, müze çalışmalarımız var. Bilhassa toparlayacak olursak şehrin hangi ihtiyacı neredeyse o ihtiyacı yerine getirmek üzere şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirerek birlikte ben yaptım oldu anlayışıyla değil, neyi nasıl yaparsak bu şehre faydalı olur anlayışıyla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivas Spor'dan bu seneki beklentine yeni transferlerin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de yerinde transferler yapıyorsunuz. Şimdi ikinci soruyu yönetime sormak lazım. Transferleri değerlendirmek veya yeterli mi değil mi? Sonuçta Sivas Spor'un bir yönetimi var. 20 yıldır başarıyla bu kulübü yönetiyor. Bugün 19 tane takım içerisinde borcu olmayan ve son 20 yıldır Süper Lig'de duran, son 5 yılında Avrupa'da temsil eden bir Sivas Spor'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada bir yönetim başarısı olduğu net. Bir kere ikinci lige düştük. PTT birinci lige düştük. Bir alt lige ve aynı yıl tekrar çıktık. Dolayısıyla ben yönetimi, başkanın şahsında tüm yönetimi, görev yapan herkesi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Dolayısıyla Sivas Spor'un yönetim sorumluluğu da onlarda. Onlar ihtiyaç gördükleri transferleri tüm şartları değerlendirerek en iyi şekilde yaptıklarına inanıyorum. Şehre düşen görev takıma sahip çıkmak, takımı desteklemek. Bu noktada Sivas Spor bu yıl yine Avrupa'da. Dünkü maçta, perşembe günkü maçta UEFA rövanş maçında elendik ama sonuçta Avrupa'dayız. Konferans ligindeyiz. Dün de kurallar çekildi. Ben inanıyorum ki gruplardan çıkacağız. Sivas Spor şehrin ortak markası, ortak değeri. Bugün Sivas'ı hem ulusal manada hem uluslararası camiada en iyi temsil eden hangi marka dersek Sivas Spor'un olduğunu hepimiz bu konuda mutabık oluruz. Dolayısıyla böyle bir markaya sahip çıkmak, destek olmak da bizim asli görevimiz. Genel yönetim olarak sağ olsun kulübümüz, kulüp başkanımız takımı çok çok iyi yönetiyor. Bizim de destek olmamız, destek vermemiz gerektiği noktada biz de destek oluyoruz. Ben Sivas Spor'a bu senede bize büyük başarılar yaşatacağına, büyük heyecanlar yaşatacağını ve Sivas'ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Önce belediyecilikten bahsettiniz. Bir belediye başkanı olarak muhalefet partilerinin, belediyelerin olduğu illere ziyaret ettiğinizde onların durumunu nasıl görüyorsunuz? Sizce başarılı var mı? Siyasette, siyasetin patronu millettir. Yani bizim başarılı olup olmadığımızı 5 yıl sonraki seçimde milletimiz karar verecek. Ya bizi ibra edecek veya sarı kart gösterecek, kırmızı kart gösterecek. Dolayısıyla her ili, her ilçeyi, her beldeyi kendi içerisinde değerlendirmek lazım. Ben belediyelerin temel görevinin milletle birlikte, millete hizmet edecek projeleri hayata geçirmek ve başarılı olup olmadığı noktasını da en sonunda milletimiz kendisi sandıkta takdir edecektir. Ha, bu sandığa kadar beklemeye de gerek yok. Bir belediye başkanının başarılı olup olmadığını sizler, basın mensupları, basın, sivil toplum örgütleri sahaya çıktığı zaman yani 3-5 sokağa, 3-5
şehrin dinamizmini, kamuoyunu yansıtacak alana girdiği zaman bunu zaten net olarak görürüz. Biz bu noktada kendi içimize bakıyoruz. Yerel yönetim olarak Sivas'ta milletimizle kurmuş olduğumuz gönül bağımızı daha da pekiştirerek, milletin Sivas'ta yaşamaktan zevk aldığını, Sivas'ı cazibe merkezi hale getirecek hizmetler yapıyoruz. Dolayısıyla ben tüm belediyelerin aslında millete hizmet etme noktasında kendi asli görevinden kopmadan yerel manada şehrin kalkınmasını, yöresinin kalkınması noktasında çaba sarf etmesine doğru olduğunu inanıyorum. Biz AK Parti Belediyeciliği, AK Belediyecilik dediğimiz 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlattığı belediyecilik anlayışını daha ileriye nasıl götürürüz? Onun mücadelesini veriyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet esaslıdır. Biz bugün marka şehirler, hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve bugün de bu işin zirvesi olan hem hizmeti yapacağız hem hizmetlerin en güzelini yapacağız. Bunu yaparken de insanların gönlünü kazarak, gönül belediyeciliğinde esas alarak bir yol yürüyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Biz başarılı olmak adına da milletimize kurmuş olduğumuz bu karşılıklı iletişimi açık tutarak milletin gündemiyle, milletin gündemine bağlı olarak ve milletin hayır duasına talep eden bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla her yörenin, her şeyin başarı başarısızlık oranını sonuçta millet kendi takdir edecek. İstanbul'un nüfusunun çoğunu Sivaslılar oluşturuyor. Sizce niye gidiyorlar? Bunu engellemek için bir çalışmamız var mı? Bu göç maalesef Anadolu'nun genel sorunu. Yani biz Türk toplumu olarak Orta Asya'dan göçüp, dün de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüydü 26 Ağustos. Anadolu'yu yurt eden, ebediyen Türk İslam'ı yurt eden bir milletiz. Dolayısıyla bugün itibariyle de İç Anadolu'nun genelde bir göç sorunu var. Yok dersek yanlış olur ama Sivas ölçeğine gelirsek son 4 yıldır göç durdu. Yani nüfusumuz azalmıyor. Özellikle merkez çok artıyor. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en yüksek nüfus oranına sahibiz. Merkez olarak 377 bin nüfusumuz var. İnsanlar Sivas'tan niye göçmüş? Bunun tek bir nedeni var. Bir, istihdam. Geçmişte sağlığa ulaşamamak, eğitime ulaşamamak, iş bulamamak nedenleriyle oluşmuş. Bugün itibariyle Anadolu'da artık ilk iki neden ortadan kalkmış. Eğitimin en güzeli de Anadolu'da, en güzel örneklerinden Anadolu'da güzel eğitim veren okullarımız, eğitim yuvalarımız, her ilde üniversitemiz var. Sağlık noktasında Allah'a şükürler olsun çok çok iyi bir noktadayız. Artık herkes bulunduğu yerde sağlık hizmetlerine erişim noktasında ulaşabiliyor. Ama istihdam noktasında tüm dünyada olduğu gibi, tüm dünyayı etkileyen bu ekonomik nedenlerden dolayı iş istihdam noktasında hala Anadolu'da kısmi bir sorun var. Göçün temel sebebi bu. Biz de bu göçü engellemek için Sivas'ta cidden son yıllarda büyük yatırımlar yaptık. Bugün organize sanayi bölgemiz birinci OSAB'e tamamlandı. Şu an itibariyle tahsis edilecek arazimiz yok birinci OSAB'de. Fabrikaların büyük bir kısmı üretimde açıldı, bir kısmı proje aşamasında açılışa hazır. Ve şu anda 20 yıl önce 700 kişinin çalıştığı organize sanayi bölgesinde 12 binden fazla hemşerimiz ekmek sahibi, iş sahibi ve dünyanın dört bir tarafına üretim yapıp ihracat yapıyoruz. Bu yeter mi? Yetmez. Yetmiyor zaten. Yetmediği için de Demirhan Organize Sanayi Bölgesi adı altında bir OSEB'yi kurduk ve şu an itibariyle de tahsisler devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız cazibe merkezi ilan etti. Cazibe merkezi ilan edilmesiyle birlikte ciddi manada nitelikli yatırımlar geliyor. Geçen ayki yönetim kurulu toplantımızda %30'unun tahsisi gerçekleştirilip yaklaşık 15 bin kişilik bir istihdam taahhütüyle birlikte fabrikalar, kimi açılanlar var, inşaatı devam edenler var, proje çalışmaları var. Ve bu şu ana kadar tahsis ettiğimiz alan faaliyete geçtiği zaman 15 bin rakamında istihdam öngörümüz var. Tamamlandığı zaman 40 bin rakamı bulacak. Biz 40 binden vazgeçtik. Orada biz 30 bin nitelikli iş gücü oluşturduğumuz zaman ben inanıyorum ki tersine göç olacak. Dolayısıyla Sivas son yıllardaki yatırımlarla Demirhan Organize Sanayi Bölgesi, üniversitemiz, ikinci üniversitemiz, Bilim Teknoloji Üniversitemiz bu sene öğrenci almaya başladı. Ve Cumhuriyet döneminde yapılan yatırımların en büyüğü olan hızlı trenle birlikte şehrin tersine göçe döneceğine inanıyoruz. Bizim şehir olarak da zaten amacımız, buradaki mücadelemiz şehri bu noktada buna hazırlamak. Gerek turizm altyapısı olarak, gerek kültürel altyapı olarak, gerek sanayi, gerek konut, insanların Sivas'a gelme bahanesi, geldiğimiz zaman ya şu konuda bir eksiklik hissedebilir miyim sorusunu ortadan kaldırmak adına bir çalışmamız var. Biz Sivas'ın İstanbul'da baş olmak üzere dünyanın dört bir tarafında birçok hemşerimiz var. Biz inanıyoruz ki onlar bir nedenle gitmişler ama memleketlerini unutmayanlar, özellikle yaz aylarında
yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz başta olmak üzere İstanbul'dan olmak üzere Sivas'ın nüfusu yaz mevsiminde en az 1,5 milyonu buldu. Merkez 377 bin nüfusumuz, ben inanıyorum ki 600-700 bini buldu. Bunlarda memleket özlemi var. Biz inanıyoruz ki bu yaptığımız yatırımlar faaliyete geçtiği zaman bu kalıcı olarak geri Sivas'a dönecektir inşallah. Teşekkür ediyorum. İnşallah Sivas'ın tanıtımı noktasında sizin de güzel bir katkınız oluşmuş olur.